Büyükşehir Belediye Başkanım Mustafa Bozbey, Osman Gazi Belediye Başkanım Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanım Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları, CHP Osman Gazi İlçe Başkanımız, Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerimiz ve değerli katılımcılar. Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde elde ettiği büyük zaferin kutlandığı en önemli günümüzdür. Bu önemli günde Atatürk'ü ve zaferimizi anmak ve gelecek kuşaklara bırakmak üzere yapılan bu eser, Atatürk'ün kahramanlığını, kararlılığını ve liderliğini bizlere anlatmaktadır. Onun önderliğinde Türk milleti 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde bütün gücünü ortaya koyarak zaferi kazanmıştır. Eser, bu büyük zaferi ve Atatürk'ün ölümsüz mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılmıştır. Onun şahsında Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadeleyi simgelemektedir. Bu heykel, gelecek kuşaklara büyük önderimizin mirasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini hatırlatmak adına önemli bir semboldür. Eserde Atatürk'ün kucağındaki kız çocuğu geleceği simgelemektedir. Onların üzerinde Türk bayrağı ve yükselen ay, ay yıldız cumhuriyeti, onu dalgalar halinde göğe yükselten kayalar ise Türk milletinin yenilmez gücünü bizlere göstermektedir. Kaidenin altındaki çiçekler ise gelecek nesillerimize çiçekler gibi açan çocuklarımızdır. En büyük temennim yüzyıllarca zaferimizi tekrar tekrar kutlamaktır. Bu eser Dumlupınar Şehitliği, Afyon Kocatepe Şehitliği, Anıtkabir Döllefleri ve Türkiye'nin kent meydanlarının en önemli kültür mirası eserlerinin yapımcısı, devlet sanatçısı Profesör Doktor Tanku Töktem'in atölyesinde meydana getirilmiştir. Bu eseri yaparken bana yardımcı olan, benimle birlikte çalışmalarımda büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bu eseri buraya yaratmamızın onurunu bize yaşatan Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir'e ve Sayın Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok değerli il başkanı, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Nilüfer Belediye Başkanımız, ilçe başkanı, gençlik kolu başkanımız, kadın kolu başkanımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, başkan yardımcılarımız, çalışanlarımız, velhasılı bütün Osman Gazi, bütün Bursa, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle burada biraz sonra açılışını yapacağımız Atatürk Anıtı'nın önemi gerçekten bizim için büyük. Pınar Hanım'a, ekibine öncelikle teşekkür ediyorum. Tanku Töktem'in Kumla'daki, küçük Kumla'daki atölyesini çocukluğumdan beri bilirim. Orada orman kampında kaldığımızda çokça bahçesine girmiş oynamışlığımız vardır. Osman Gazi heykeli biliyorsunuz burada. Daha önce Şeyrek Üstün meydanındaydı. O da buraya taşındı. Osman Gazi de bizim değerimiz. Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi. Oraya bakarken eliyle bir yeri işaret ediyordu. Biz de onun altına geçtik. Dedik ki işaret ettiği yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olması gerekir. Bu ana fikirden yola çıktık. Atatürk'ü de Osmanlı Devleti'nin kurucusunun işaret ettiği yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak burada ölümsüzleştirmeye karar verdik. Emeğe geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz sonra açıldıktan sonra göreceğiz. Tabii ki Atatürk'te bir yeri işaret ediyor. Onu da buraya yazdık. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyor. Çünkü hem Selçuklu'nun nasıl yıkıldığını çok iyi okumuş, etüt etmiş, hem Osmanlı'nın nasıl yıkıldığını bizzat yaşamış, okumasına gerek kalmamış. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilelebet baydar kalabilmesi için en tepeye
bilimi, akıllı ve muasır medeniyetler seviyesine erişmeyi hedef koymuş. İşte bu hedef doğrultusunda bu heykel, bu anıt burada inşallah ölümsüzleşecek. Bu arada Bursa Motosiklet Derneği kulüp üyeleri de gelmişler güçlü bir katılımla. Onlara da teşekkür ediyoruz, atlamışız. Belgeselde izledik. O meşhur Dumlupınar'da zafer kazanıldıktan sonra şehitlerin arasında ve karşı tarafın kayıpları arasında gezerken bir kahını arabasının üstüne çıkarak diyor ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diyor. Ancak orada başka bir şey daha söylüyor. Savaş mecbur olmadıkça bir katliamdır. Biz burada düşmana bu kadar kayıp verdirdik. Biz de kayıp verdik. Ancak onlar işgalciydi. Biz buna mecbur kaldık. Ya Rab bizi affet. Yani savaşın en kanlı anında dahi barışı düşünen, barışı önceleyen bir dünya liderinden bahsediyoruz. Onun o gün söyledikleri bugün hala hepimize yol gösterici. Özellikle de 100 yıl önce emperyalizmin topla tüfekle yapamadığını bugün başka araçlarla yaptığına şahit oluyoruz. Hemen dibimizde vize serbestisi verdiğimiz bir ülke birkaç gün geçmeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir SİHA'sını düşürebiliyor. Türkiye'ye ne kadar sığınmacı adı altında insanın girdiğini bilmiyoruz. Artık istilalar topla tüfekle değil, başka yöntemlerle oluyor. O yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir ormancılık günü olarak değil, diğer bir gün olarak değil, bu ülkenin var olma meselesi olarak görüyoruz. Bundan sonra da öyle göreceğiz. Çünkü Atatürk bu riskli operasyona, büyük taarruza başlarken hocasının karşı çıkmasına rağmen şunu da çok iyi hesap ederek belki de bağımsızlığımızın son günü olabilir diyerek o büyük taarruzu düşmanın da hiçbir şekilde hesap edemediği şekilde başlatıp yine Fatih'in de daha önce tarihte söylediği gibi Hektor'un intikamını aldık diyerek sonlandırıyor. Truva Savaşı'ndaki Hektor, Troya destanlarda, İlyada destanında geçen Hektor'un intikamını aldık der ve kayıtlarda o şekilde geçer. Çok uzatmayayım, daha diğer konuşmacılarımız da var. Burada 1 Nisan'dan itibaren bize seçimden önce sorduklarında neyi değiştireceksiniz dediklerinde hep aynı cevap veriyorduk. Anlayışı değiştireceğiz. Oradaki bir takım betonlar, binalar, diğerler bunlar olur, sıkıntı yok. Ama Osman Gazi'de anlayışı değiştireceğiz dedik. Ve seçildiğimiz ilk günden itibaren de bu anlayışı değiştirmenin ürünleri olan hizmetleri hayata geçirmeye başladık. Bundan sonra da bu hizmetlere devam edeceğiz. Saat 20'de müsait olanları Pınar Ayhan'ın devlet sanatçısı Kemal müzikaline belgesel gösterisini mutlaka davet ediyoruz. Ben daha önce izledim. Muhteşem bir gösteri. Orada bilinmeyen sosyal tarihin dışındaki bu savaşları Atatürk'ün nasıl bir dünya lideri olduğunu hep birlikte daha iyi bir kez daha izleme fırsatı bulacağız. Tekrardan emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili parti meclis üyem, milletvekilim, ilçe başkanlarım, değerli partili kardeşlerim, Osman Gazi'nin çalışma arkadaşlarımız, hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii heykelin hikayesini daha önce Erkan Başkan'dan defalarca dinlemiştim. Osman Gazi'nin işaret ettiği
yere, doğru bir yere Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün heykeli gerçekten çok yakıştı. Bugün öğlende birlikte geldik. Birlikte inceledik, baktık. Gayet güzel olmuş. Bunun da Cumhuriyetimizin kuruluşunun belki de başlangıç noktası ya da son noktası diyelim. 30 Ağustos günü açılıyor olması da ayrı bir kıymet. O yüzden hem buraya emek veren değerli sanatçımız Pınar Hanım'a, hem fikri düşünen değerli arkadaşlarımızı, karar veren başkanımızı ayrı ayrı kutluyorum. Ben yeniden 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor. Bu heykelimizin Bursa'mızda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sayın İl Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım, belediye başkanlarım, kent konseyimin değerli başkanı, belediyemizin çok kıymetli yöneticileri, başkanları ve sevgili Osman Gaziler, Bursalılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, üyeleri, gençleri, kadınları, hepinizi ben de sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı o günün coşkusu ve milli şuurla kutluyorum. Bayramımız daim olsun diyorum. Tabi bugün aslında Türk milletinin özgürlüğünün ve bağımsızlığının simgesi bir gün. 200 yıllık vatan savunmasının son büyük vatan savunması, 200 yıl düşmana karşı verilen büyük bir mücadele ve küllerinden doğan, vatanı örgütleyen Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının bu millete özgürlüğü ve hürriyeti emanet ettiği gün. Bu günleri, milli bayramlarımızı, milli duygularımızı, o gün ödenen, o gün kendinden vazgeçen, bugün bizim için kendinden vazgeçenleri o milli şuurla hatırlamamız gerekiyor. O yüzden bu anıtlar önemli, bu simgeler önemli. Ama her şeyden önce Mustafa Kemal'in bize bıraktığı, ki ne mutlu bize öyle bir liderin, öyle bir milletin evlatlarıyız ve onun izinden yürümek gibi, onun yolundan ilerlemek gibi bir şansa sahibiz. Onun bize bıraktığı ilke ve inkılapları ve ülküyü unutmamamız lazım. O büyük bir lider ve bıraktığı en önemli ülkeler, ki bana göre beşini birden zamana ve bugünün ruhuna, geleceğe hazırlayacak devrimcilik ilkesinden asla vazgeçmeden, asla ülkemizi ve milletimizi zamanın gerisinde bırakmadan, bilimin, aklın ve aydınlığın ışığında 85 milyonun bir tanesini bile ötekileştirmeden bu milleti, bu ülkeyi geleceğe hazırlamak. Bu günleri unutturmaya çalışanlar, milli duyguyu ortadan kaldırmaya çalışanlara ben yine Falih Rıfkı Atay'ın şu cümleleriyle bir şeyleri hatırlatmak istiyorum. 800 yıllık Endülüs Devleti'ni medrese taassubu yıkmıştır. 600 yıllık Osmanlı Devleti'ni de medrese taassubu yıkmıştır. Mustafa Kemal'in yolu bilim ve akıldır. Bizim yolumuz da bilim, akıl ve muasır medeniyetler olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi onun bize emanetidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm fertlerinin de yolu onun yoludur diyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli dostlar, kıymetli Bursalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bir anıt açılışı yapıyoruz. Sembolik gibi görünse de aslında her anıt, her sembolik yapı bir politik tutumdur. Bir ideolojidir, bir mücadeledir. Bu Atatürk anıtı da emperyalizme karşı verilmiş bir mücadelenin sembolüdür. Aynı zamanda bu anıt çağdaşlaşmadır. Bu anıt demokrasidir. Bu anıt emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye'dir. Bu anıt akıl ve bilimdir. Ama aynı zamanda bu anıt bir tarihsel dönem ortaya koymaktadır. Savaşla, kanla, mücadeleyle kazanılan bu topraklar o günün işgaline karşı elde edilmiş bir zafer, bugünü sorgulamak açısından çok kıymetlidir. Arkadaşlarım söylediler, bugün başka bir işgalin tam da göbeğindeyiz. Sermaye işgali, emperyalizmin burjuvazisi üzerinden bu ülkenin ekonomisi,
var olan kaynakları işgal altındadır. İşte tam da bize bu Ahmet üzerinden başka bir şey, başka bir görev düşmektedir. Dayanışarak, bu ülkenin üretim biçimlerini göz önüne alarak hep birlikte hiçbir ayrım yapmadan 86 milyon insanı ayrıştırmadan bir arada birlikte yeniden üretime dayalı bir kurtuluş mücadelesi vereceğiz. O kurtuluş mücadelesinin adı Mustafa Kemal Atatürk, onun yolu olacaktır. Yaşasın dayanışma, yaşasın birlikte mücadele. Saygılarımla. Değerli protokol, sevgili Bursalılar. Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Benim çocukluğumun Beşikçiler Caddesi'nde oturduğumuz zamanına döndüm. Çünkü tekrar coşkuyla 30 Ağustos'ları kutlamaya başladık. Bu nedenle de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum ve hepsi için buradan bir alkış istiyorum. Çünkü geçen yıldan daha farklı bir 30 Ağustos'ta birlikteyiz, değil mi? Bu sabah 9'dan beri kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. Şu anda da çok önemli bir anıtın açılışında birlikteyiz. Ben sözü fazla uzatmamak için 3 sözcüğe dikkatinizi çekerek konuşmamı sonlandıracağım. Bakın, burada çok önemli 3 sözcük var. Bilim, akıl ve devrim. Hep birlikte bilim ve akılın ışığında bu ülkede yeni bir devrimle çocukların yatağa aç girmeyeceği, gençlerin tekrar gelecek için hayal kurabileceği ve herkesin eşit yurttaş olarak yaşayabileceği için bir Türkiye'yi birlikte kuracağız, birlikte sürdüreceğiz. Evet, konuşmacılar, her birimiz konuşacaksak heykel zor açılacak gibi geliyor. Bizim de bir yürüyüş başlayacak şimdi orada. Onun için hemen uzatmadan bir cümleyle ben de arkadaşlarımızı kutluyorum, özellikle Pınar Hanım'ı, sanatçımızı. Tabii rahmetliyi de çok yakından tanıyan biri olarak da söylüyorum. Epey de eser kazandırmıştık, yapmıştık beraber. Ama ruhu şad olsun. Herkese onun izinden gitmeniz, bunun aktarımlarını bizlerle paylaşmanız son derece önemli. Onun için yüreğinize sağlık, heykel için. Ben görmedim ama birazdan şimdi göreceğiz. Tabii başkanımızı da kutluyorum. Aramızda hem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız, meclisçilerimiz, muhtarlarımız var. Heyecanla şimdi heykeli görmek istiyorlar. Ben burada özellikle heykelin bugün 30 Ağustos günü anlamlı bir günde açılıyor olması son derece önemli. Onun için kutluyorum. Emeği geçenleri de kutluyorum ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Atın yazılacak yüce her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Atın yazılacak yüce her taşa. Ah ah ah.